Evet değerli seyircilerimiz, bugün de Arka Pencere'nin 3. bölümünde siz değerli seyircilerimizle birlikteyiz. Bugün yine konu başlıklarımız gayet yoğun ve hem siyaset var hem de efendime söyleyeyim gündemde milletvekili adaylarımız var, partiler var. Bunların hepsini tek tek değerlendiririz. Dün geçenlerde daha doğrusu Erkun Başkanı Murat Alatepe Erzurum'a geldi. Basından bir araya geldik, kahvaltıda toplandık. Erzurum'la ilgili projelerini, işte Erkon'un projelerini anlattı. Ya işte Erkon'un projelerini anlatmadı. Yani sosyal medyada bir yıldır konuştuğu her şey geldi burada, tekrarladı ve gitti desek daha doğru olur Geçer Bey. Doğrusu da o doğru. Şimdi evet, Erkon Başkanı Sayın Ali Murat Alatepe Beyefendi geçtiğimiz günlerde bir seçim yaparak Mustafa Macit'ten boşanan koltuğu geldi. Ben de adayım dedi. Başkan olacağım dedi. Evet, biz de başkanına hiçbir şey demedik. Ama biz dedik ki Ali Murat Alatepe başkan olacak olmasına da Erkon'u yönetecek yönetmesine de kimlerle yönetecek burayı? Yani bir bina düşünün. Bir apartman binası düşünün. Apartmanda 40 dairelik bir site. Site içerisinde bir yönetici bulamıyoruz. Yönetici bulamayınca ne yapacağız? Gidip kendimize bir profesyonel apartman bina yöneticisi biliyoruz. Ben Ali Murat Alatepe'yi profesyonel bina yöneticisi olarak nitelendiriyorum. Yani sanki Erkon'un çatısı altındaki mevcut federasyonlarda başkanlık yapacak hiç kimse yokmuş da Ali Murat Alatepe hiçbir federasyon başkanlığı yapmadan, yani hangi federasyon başkanı Ali Murat Alatepe? Geliyor, ben Erkon başkan olacağım gibi aday olmuş. Peki, ne kadar doğru? Yani Ali Murat Alatepe'den başka bu ülkede Erzurumlu kimliğini taşıyan, kimliğinde Erzurum yazıp da Erkon'a başkanlık yapacak hiç kimse yok muydu Ali Murat Alatepe geldi? Bu soruyu defalarca Ali Murat Alatepe'ye sorduk. Ali Murat Alatepe de şu cevabı verdi bu haftaki basın toplantısında. Ben diğer federasyonların da, yani İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi federasyonların da Erkon çatısı altında toplanmaları halinde Erkon'un başkanlık koltuğunu onlara bırakmaya hazırım demiş. Hazırsın hiç bırakmaya. Sadece lafta hazırsın. Niyetim yok. Yani sadece laf. Boş boş laflar üretiyorlar. Yani Ali Murat Alatepe iki hafta önce sosyal medyada ne paylaşmışsa Erzurum basınıyla geldi bir araya toplandı. Aynı hikayeleri, aynı paylaştıklarını anlattı ve gitti. Peki ne getirdin Erzurum Ali Murat Alatepe? Erzurum'a hangi iş adamını getirdin? Erzurum'a yatırım yapmak için gezdirdin. Niye tek geldin? Yani keşke ben Ali Murat Alatepe'nin şöyle gelmesini beklerdim. Ali Murat Alatepe İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Ankara'dan, Kocaeli'den 3-4 tane yatırımcı, yabancı ya da Erzurumlu iş adamlarını alıp getirseydi, Erzurum'da dolaştırsaydı, Erzurum'a ne yatırım yapabiliriz? Bu şeyle ne kazandırabiliriz? Bunları gelip bizimle tartışsaydı. Ben geldim, dostlar alışverişte görürüm. Oldu mu? Hoppala! Ali Murat Alatepe Erzurum'a gelmiş. Peki ne bekliyorsun abi? Beklentileriz çok büyük. Mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Yalova'da, Kocaeli'de bir sürü Erzurumlu iş adamımız var. Erzurumlu olması da önemli değil. Hani Ali Murat Alatepe Beyefendi diye ben başkanlık yaptığım ilçe olan Esenyurt'ta benim görüştüğüm birçok iş adamı var. Ya bu birçok iş adamından iki tanesini alıp Erzurum'a gelseydin. Erzurum'a ne yatırım yapabiliriz bunu düşünseydin. İşte ikinci organize sanayi bölgesi inşaata başladı. Buraya ne yatırım yapabiliriz? Yatırımcı getirebilir mi? Getirememişsin. Niye gelmişsin? Ne anlatıyorsun? Büyükşehir Belediyesi bize bir yer verdi. Orayı mı gezeceğim? Ya Büyükşehir Belediyesi sana Erzurum'a temsilcilik noktası verdi de sen İstanbul'da temsil edemiyorsun ki Erzurum'ları. Bir de Erzurum'a temsil edesin. Sen gurbetteki Erzurum'ları konfederasyon çatısı altında temsil edebilmiş misin ki? Temsil edememişsin. Niye? Hala da Erkon kuruladı. 2017'de sanırım kuruldu. 5 yıldır bir Erkon var ortada. Hiçbir şey yok ortada. Birlik yok. Beraberlik yok. Yani hala da İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu size çatınızın altında değilse, Bursa Erzurum Dernekler Federasyonu sizin çatınızın altında değilse, Ege Bölgesi ve İzmir Bölgesi Erzurum Dernekler Federasyonu sizin çatınızın altında değilse, hala Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu sizin çatınızın altında değil de kendi başlarına federasyonlarını devam ettiriyorsa, siz hala da Aşkele Saptıran Köyü Federasyonu'yla birlikteyseniz, siz hala bilmem Şenkaya Federasyonu'yla birlikteyseniz, üzerine hiçbir şey katmamışsanız, siz boşu boşuna hareket ediyorsunuz. Siz İstanbul'u temsil edemediğiniz bir Erkon'u Erzurum
burada temsil etmeye kalkıyorsunuz? Neyin peşindesiniz ya? Ben bunu merak ediyorum. Neyin peşindesiniz siz? Peki Ender Bey, burada Murat Alatepe'yle basın toplantısında da Selim Bey'in... Şimdi oraya gelin, siyaset noktasına gelin. Orada evet, siyaset konuştuk. Şimdi biz siyaset konuştuk. Yani tamam, Erkon bugüne kadar bir araya gelememiş. Becerememiş. Yani siyasette varlık yani, var mı? İşte onu söyleyeceğim. Yani bugüne kadar Erzurum'a maddi hiçbir kaygınız, katkınız olmamış. Peki İstanbul'un 39 tane belediyesi var. Kaç belediyeniz almışsınız? 600 bin, 700 bin Erzurum'un yaşadığında İstanbul'dan bahsediyoruz. Alamamışsınız. Peki İstanbul'un 99 tane milletvekili var. 1. 2. 3. bölgeden. Kaç milletvekiliniz var? Milletvekiliniz de yok. Peki önümüzdeki seçimlerde ne yapacaksınız? Gazeteci arkadaşımız Ali Murat Alatepe'ye sordu. Önümüzde bir genel seçim var. Milletvekili seçimleri var. Bu milletvekili seçimlerinde nerede olacaksınız? Kimin yanında olacaksınız? Erzurumlar olarak kaç milletvekili adayını destekleyeceksiniz? Çok güzel bir soruydu. Ali Murat Alatepe Başkanı da şu cevabı verdi. Harfiyen tekrarlıyorum. HDP hariç tüm siyasi partilerde aday olan Erzurum her şehirlerimizin listelere girmesini destekleyeceğiz. Peki çok güzel de. Şimdi HDP hariç derken Ali Murat Alatepe Beyefendi'nin ben geçmiş yıllarda şeyini çok iyi biliyorum. AK Parti'ye yakın Cumhurbaşkanımızın kadrolarından ittifak olarak düşünsek Cumhur İttifakı'na yakın bir kişiliğe sahip ama verdiği cevaba bakınca Kemal Kılıçdaroğlu tarzında bir cevap verdi. Yani Millet İttifakı tarzında bir cevap veriyor. Kaçamak cevap veriyor. Kaçak dövüşüyor Ali Murat Alatepe. Ama ondan şey... Nasıl dövüşüyor? Çok şey diye... Şehir bölmeyi yaşayana geldi, sıcaklık bölmeyi. Nasıl kaçak dövüşüyor Ali Murat Alatepe? Diyor ki HDP hariç. Yahu Türkiye genelinde şu anda seçime giderken herkes diyor ki ver oyunu CHP'ye gitsin HDP'ye. Ver oyunu İP'ye gitsin HDP'ye. Ver oyunu Saadet'e gitsin HDP'ye. Ver oyunu Geleceğe gitsin HDP'ye. Ver oyunu DEVA'ya gitsin HDP'ye. Ver oyunu HDP'ye gitsin Millet İttifakı'na. Sen HDP ile birlikte hareket eden, sen HDP ile birlikte ittifak kuran, Cumhuriyet Halk Partisi'nde beraber olan Erzurum'u her şeylerimizi destekleyeceksin. Biz HDP'yi desteklemiyoruz diyeceksin. Bu ne lanet perdesi ya? Kimi kandırıyorsunuz siz? Ha diyeceksiniz ki kimi desteklemişler? Şimdi çok sevdiğim bir ağabeyim var benim. Kendisi de Hasankalelidir. Babası da geçmiş yıllarda Pasinler'de belediye başkanlığı yapmış. Osman Nuri Toraman. Şimdi Osman Nuri Toraman ağabeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul'da milletvekili adayı. Destekleyecek misiniz, desteklemeyecek misiniz diye bir soru sordu. Çünkü CHP HDP ile birlikte değil mi? Yani ittifakla Millet İttifakı'nda HDP geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağız. Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun listelerinden milletvekili olmayı düşünen İstanbul Avrupa Yakası Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Osman Nuri Turaman, aynı zamanda Erkon yönetiminde olan Osman Nuri Turaman'ı destekleyecek misiniz sorusuna? Buna da yine kaçamak cevap veriyorum. Ali Murat Alatepe diyor ki uzayan kol bizim olsun. Yani ne diyorsunuz siz şimdi CHP İstanbul'da uzuyor. HDP ile beraber büyüyor. İlle de bizimkisi mi olsun diyorsunuz? Yani bizden olsun HDP'li de mi olsun diyor. CHP'li oy verelim. HDP'nin aldığı oylarla milletvekili olsun ama bizimkisi mi olsun diyorsunuz? Yani burada gerçekten önce kendilerini kandırıyorlar. Sonra da Ali Murat Alatepe Beyefendi çıkmış basının karşısında bizi kandırıyor. Biz kalmayız. Biz kalmayız. Biz bu sakalları değirmende aratmadık. Evet. Biz uncu dükkanından da gelmiyoruz. Yani üstümüzü siz bizim ununu gördünüz. Sandınız uncu dükkanından geliyoruz. Yapmayın. Yani şimdi siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bizden çok çok daha kültürlüsünüz. Söylediğiniz her şeye inanırız biz Erzurum'da. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizden daha iyi Türkiye'yi görüyoruz. Sizden daha iyi siyaseti analiz ediyoruz. Sizden daha iyi ekonomiyi görüyoruz. Türkiye'nin durumunu da sizden daha iyi yaşıyoruz. Lütfen bizi kandırmayın. Bizi kandırmayın. Bakın İstanbul'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday olmuş arkadaşlarımız var Erzurum'da. Kim lider Erzurum'da yazıyor? Geçtiğimiz hafta bir isimden bahsettim. Dedim ki Orhan Almacı denilen bir arkadaşımız var. Kendisinin çocuklukken arkadaşımdı. Yıllardır da görmemişim. İsmini sosyal medyadan duydum. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un 3. bölgeden aday adayı. Gidin destekleyin. Aldığın cevaplara bakar mısınız? Hiç cenazenizde görmedim çok.
Hiçbir düğünümüze gelmedi o. Ya kimliğinde Erzurumlu yazıyorsa bitmiştir olay. Yani başka bir Erzurumlu, başka bir Erzurumlu. Medeni cesaretini toplayıp gitmiş aday aday olmuşlar. Onu desteklemeye mi diyoruz biz size? Murat Şahsuvaroğlu. Kadıköy Erzurumlu Vakıf Başkanlığı yapmış. Şahsuvaroğlu ailesini hepimiz tanıyoruz. Bütün İstanbul'daki federasyonlar, dernekler, vakıflar destekliyoruz diyorlar. Biz de destekliyoruz. Erzurum'da biz de burada Şahsuvaroğlu'nu destekliyoruz. Ha siz diyorsunuz ki, parası olan, bizim derneklerimize, vakıflarımıza yardım eden, bir vizyonu olan, bir misyonu olan, her yerde kendini boy boy gösteren, her yerde bizimle beraber olan, bunlar varsa varız, yoksa yokuz. Bizim yanımızda olanlar bizim, biz yanımızda bizim değil. Ya bu İstanbul'da öyle Erzurumlar var ki, sizden daha Erzurumlu. Yani derneğe gitmemiş diye, vakfa gitmemiş diye, federasyona uğramamış diye, onun Erzurum kimliğini mi seçeceksiniz? Silemezsiniz arkadaş. Erzurumlu her yerde Erzurumludur. Dadaş her yerde Dadaş'tır. Dadaş'ın kimliğini, Dadaş'ın özbenliğini silemezsiniz. Evet, yine diyorum ve o İstanbul'daki Erzurum Dernek, Vakıf ve Federasyonu'na sesleniyorum. Siz desteklemeseniz de ben Ender Yüncü olarak, işte burada Aras gibi olarak, Yaşar Aras olarak Orhan Almaca'yı bir Erzurum olarak destekleyeceğim. Niye? Çünkü size hiçbir zaman ihtiyaç duymamış. Bugün de duymuyor. Ve kendisinden maddi ve manevi hiçbir karşılık beklemeden, çıkarsızca, pazarlıksızca. Çünkü niye? Siz diyorsunuz ki parası olanın yanında olacağız. Siz diyorsunuz ki bizimle beraber düğünlerde olanın yanında olacağız. Oğlumun düğününe gelip bir tane altın takının yanında olacağız. Siz diyorsunuz ki benim kızımın düğününde arabasıyla gelenin yanında olacağız. Hayır, her Erzurum'un yanında olacağız. İşte İstanbul'da 39 tane belediyenin bir tanesini kazanamamışsınız. 99 tane milletvekilinden bir tane Erzurum'u çıkaramamışsınız. Önümüzdeki seçimlerde de çıkaracağınız listelere gireceğiz. Yine sınıfta kalacaksınız. Yine sınıfta kalacaksınız. Yine İstanbul'dan Erzurum'un hemşehrilerimizi seçilebilir olan listelerdeki seçilebilir olan yerlere yerleştiremeyeceksiniz. Hani şu desteklediğiniz Osmanlı Duraman var ya, ben de destekliyorum. Ama var. Birçok aması var. Osmanlı Duraman'ı Erkun'un ikinci başkanı, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Osmanlı Duraman'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden, Demokrat Parti'den, HDP'den seçilebilir yere koyamayacaksınız. Yerleştiremeyeceksiniz. Gücünüz yetmeyecek. Çünkü siz menfi çıkarlarınız için çalışıyorsunuz. Siz Erzurum için çalışmıyorsunuz. Sizin tabelanızda sadece Erzurum yazıyor. Sizin tabelanızın arka tarafında çıkar. Sizin tabelanızın arka tarafında sadece kendi menfaatleriniz var. Evet, bu konuyu burada kapatalım. İsterseniz. Evet, değerli seyircilerimiz, gerçekten Enler Bey biraz haklı öyle istatiste bulundu. Şimdi Enler Bey, bildiğiniz gibi biz seçim atmosferine girmişiz. Erzurum'da da bugün temayı yoklanamadı AK Parti'de. Şimdi temayı yoklaması yapmadığını şuraya gelelim. İşte İstanbul'u konuştuk, İstanbul'u evet. Anlattık. Yine söylüyorum, bakın altını çizerse söylüyorum. Altını çiziyorum. Siz İstanbul'da Erzurum'da hemşehrilerimizi seçilebilir yerlere, listelere yerleştireceksiniz ama ben seçilebilir, yani biz kimiz ya, biz de bir hiçiz. Ama sizin desteklemediğiniz, sizin bugüne kadar kapısını çalmadınız. Ben İstanbul yıllardır Erzurum'da ticaretle uğraşmış, Kongre Caddesi'nde yıllardır esnaflık yapmış, hala babası Kongre Caddesi'nde esnaf olan, amcası Sosyal Sigortalar Hastanesi'nde yıllardır başhekimliği yapmış. Bu şekilde herkesin gidip kapısını çaldığı bir isim. Recep Almacı'nın yeğeni, ben Orhan Almacı'yı hiçbir karşılık beklemeden buradan her gün, her programda aday adaylıkların sonuçlarına kadar destekleyeceğime söz veriyorum. Çünkü niye? Niye? Çünkü siz Erzurumlar olarak sadece kendi yanınızdakileri yanılıyorsunuz İstanbul'da. Gelelim Kocaeli'ye. Bakın Kocaeli'de bir Erzurum milletvekilimiz vardı. İlyas Şeker. Kendisi Şenkaya'da. Üç gün önce de milletvekilliği yaptı. Birçok kez Erzurum'a gitti geldi. Erzurum'a faydası oldu olmadı. Orası Erzurum'un üzerinde tartışmıyorum ama Kocaeli'deki Erzurum'a faydalı oldu. Bak işte İstanbul'dakiler çok ilginlesinler.
Kocaeli'deki Ersun Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun'la hangi konuşmayı yaptıysam önümüz geçtiğimiz yıllarda hepsinde milletvekili İlyas Şeker'in kendilerine bir katkıda bulunduğunu anlatıyor. Demek ki bakın bir milletvekilimiz olursa katkıları da oluyor bizim derneğimize, bakımıza, federasyonumuza. Üç dönüme takıldı. Yani bir nebze dolusu oluyor. Ya bir de Ersun, bir de her şeyin aynı. Pençeden bakıyorsun, aynı aynı toprakların mayasından yetişmişsiniz. Şimdi üç dönem takılınca Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Tekin Dursun Beyefendi tüm Erzurumları bir araya toplamış demiş ki bir dakika bu üç dönem takılıyor ama bu dönemde bizim Erzurumlu birisinin milletvekili olması gerekli İzmir'de. Kocaeli'de bir milletvekili ihtiyacımız var. Kocaeli rektörlüğü yapan geçtiğimiz yıllarda sonradan da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın danışman olarak atadığı Saadettin Ülagül ismini Kocaeli'de aday adayına başvurusunu yaptı ve iddia ediyor Kocaeli'de Erzurum'dan ki Sayın Saadettin Hülagül Kocaeli'de bir Erzurum olarak liste 1 olarak seçmek gelecek. AK Parti listelerinden biri sıralı. Ve diyor ki şu anda biz yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Kocaeli yani Kocaeli'de Erzurum'a başvurmak üzere Ankara AK Parti Genel Merkezi'nde şu görüşmeler yapıyoruz. Erzurumlu ikinci kişiyi nasıl listeye sokabiliriz? Bir garanti Saadettin Hülagül biliyorsunuz Erzurum eski ismiyle Beymansır, yeni ismiyle Başçakmak köyü doğumlu bir hemşehrimiz Kocaeli Üniversitesi'nde başarılı işlere imza atmış. İşte buyurun Kocaeli'de çıkarabiliyoruz. Bursa'ya gelelim. Ömer Ömeroğlu'lar diye bir federasyon başkanı var. Muhtarlık seçim var, aday adayı. Belediye başkanlığı seçim var, aday adayı. Milletvekili seçim var, aday adayı. Yahu kendini aday yapamıyorsun. Bırak en azından Erzurum'un önünü aç. Bursa'da kaç Erzurum milletvekilimiz var? Bir tane Efkan Ala var. O da ama Efkan Ala kontenjandan listeydik. Yani federasyonun gayretleriyle, derneklerin gayretleriyle bir çıkamamışız ya. Yalova'ya gidiyorsunuz, üç tane insanda bir tane Erzurum'du. Yalova'da milletvekilimiz mi var bizim? Yok. Yalova'da belediye başkanımız mı var bizim? Ne işe yarar peki? Yalova'da Erzurum Dernekler Federasyonu, dernekleri, vakıfları ne işe yararlar? Hiçbir işe yararlar. Ya İzmir'e gidelim ya. İzmir'e gidelim yıllardır. Yıllardır İzmir'de Erzurum Dernekler Federasyonu var. Yetmemiş Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Federasyonu var. Ne iş yapmışlar? Hangi milletvekilimizin? Hangi belediye başkanımızın? Yok. Biz Erzurumlar orada ne yol olarak kullanıyoruz? Meclis üyesi nasıl olur? Ya bırakın. Artık biraz ufkumuzu genişletelim. Yani Rizeliler, Trabzonlar, Giresunlar, Ordunlar, Samsunlar, hep Karadeniz Lodisi, hep yükseği tercih ederken bizim Erzurumlar meclis üyelerine fitler ya. Fitler olma ya. Allah aşkına. Gurbetle tüm Erzurumlar sesleniyorum. Bulunduğunuz şehirlerde eğer bir dernek, bir vakıf, bir federasyon yetkilisiyseniz Ankara'ya gelen merkezimiz. Bakın başkentimiz. Ankara'da milletvekili aday adaylı başvurular var. Bir tane aday adayı başvurmuş. Burhan Demir mi dediniz? Yani Burhan Demir abi. Yani Sayın Burhan Demir abi. Yani bir hikaye anlatayım devam edelim. Japonlar Türkiye'ye 100 tane öğrenci gönderiyorlar. Gidin diyorlar ki Türkiye'deki siyasi tarihi bir inceleyin. Siyasi tarihe baktığımızda neler görüyoruz? Türkiye'deki siyaset nedir? 100 öğrenci gelip İstanbul'a ve Türkiye'nin farklı bölgelerine dağılıyorlar. 100 öğrenci 10 vatandaşa soruyor. Milletvekili olsa ne yaparız? Herkes topluyor dolayı. Japonya'ya tekrar geri dönüyorlar. İşte üniversitelerin dekanları, rektörleri Türkiye'den giden doneleri alıyor, değerlendirmeye kalkıyor. Diyor ki, bakıyor işte İstanbul'daki vatandaş demiş denizi üstte alttan geçireceğim, Erzurum'daki demiş deniz getireceğim, Trabzon'daki demiş ki işte bu yaylaları böyle yapacağım. Rektör dönmüş bu 100 öğrenci demiş ki 100 öğrenci 10'ar kişiyle görüştünüz ya, ya bunların içerisinden hiç kendisine acaba benden milletvekili olur mu diye soran olmadı mı ya? Yani hiç kimse demedi mi acaba? Tamam bana bu soruyu soruyorsun da milletvekili olsan ne yaparsın? Ya bir aynanın karşısına geçip acaba benden milletvekili olur diye hiç sormadın mı? Şimdi ben burada Ankara'ya bakıyorum. Özür dilerim. Şurada şunu söyleyeyim. Bütün ben bugün şeye gittim. Temayı yoklamaya gittim bir arkadaşım bana bu. Senin dediğin %80'i öyle. İşte onu diyorum. Yani 100 aday adayı 5 aday. Şimdi Ankara bizim başkentimiz. Bakın Ankara'da biz çok sayıda üst düzey bürokrat yetiştirmişiz. Ve Erzurum'dan İstanbul, Ankara, İzmir, büyük şehirler, metropol şehirlere gider. Erzurum hemşehrilerimiz. Eğer özellikle Ankara'ya gitmişlerse, milletvekili olarak gitmişlerse, bir üst düzey bürokrat olarak gitmişlerse bir daha geri dönmemişler Erzurum'a. Ankara'da yerleşmişler, hayatlarını orada kurmuşlar. Şimdi Ankara'ya gidip orada o kadar çok üst düzey bürokratımız varken yani bu işte Burhan Doğan neydi? Burhan Demir. Burhan Demir'e kalmadı herhalde ya. Ya
Yani orada ya ben kötü demiyorum bak kişiden kişi demiyorum ama yani Ankara'da o kadar çok bürokratımız siyasetçimiz varken Ankara'da Erzurum'da da bu rahatta bile kalmadı kardeşim. Lütfen. Lütfen ya. Lütfen. Ankara'da bir sürü bürokratımız var. Şimdi Ankara'da bir federasyonumuz var. Vallahi başkanının adını bilmiyorum. Billahi bilmiyorum. Önceden bir Feridun Bey vardı. Herhalde değişti. Şimdikini bilmiyorum. Ankara'da federasyonumuz var mı? Onu da bilmiyorum. Bir şey Esam var. Bir Esam var. Veysel Karan Aksu'nun beyefendi bir vakıf olarak federasyonlarda çok iş yapıyor. Buna da inanıyorum ben. Ama Esam siz bir tane adam çıkarın. Siz de çıkaramıyorsunuz. Bula 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 Burhan Demir'in ağabeyi getirmiş bulmuşsunuz. Onu da ben medeni cesaretinden dolayı kutluyorum ama Burhan Demir ağabeyin de şöyle bayrağının karşısına bir geçtim Allah aşkına. Acaba benden Ankara'da Erzurum'u temsil edecek milletvekili olur mu olmaz mı diye bir sorsun Allah aşkına. Lütfen istirham ediyorum. Evet Yaşar Bey isterseniz bulabilirim. Siyaset Erzurum siyasetine geçeceğim. Tamam. Evet. Yaşar Bey gerçekten böyle siyasete gireceğiz ama böyle gurbetteki Erzurum'a her şeyimizden de bayağı bir bahsettik herhalde değil mi? Evet, çok güzel oldu. Evet, şimdi de ilimize dönelim mi? Evet, seçim satım haline girdik. Seçim satım halinde Erzurum'da bugün AK Parti temayül okuması yaptı tüm Türkiye genelinde. 25 Mart itibariyle saat 10 ile 16 arası temayül okuması yaptı. Erzurum'da temayül okuması bugün gerçekleşti. Tabii ki genel merkezden edindiğimiz kulis bilgilerine göre temayül okumasında sonuçlar açıklanmayacak. Sonuçlar Genel Başkan Sayın Recep Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a iletilecek. Temayülden sonra bir mülakat var. Mülakattaki ilk soruyu da biz de Haber 25 gazetesi internet sayfamız olan erzurumhaber25.com'dan dün yayınladık. İlk soru ne olacak mülakata katılacak aday adaylarına? Ben de merak ediyorum. Yani namusuna evet, ne olacak? İlk soru neden milletvekili olmak istiyoruz? Neden? Neden milletvekili olmak istiyoruz? Çok güzel bir soru. Yani mülakatta 5 dakika tüm aday adaylarına zaman ayrılacak ve bu zaman zarfında herkes o 5 dakika içinde kendisini anlatacak. Ben şunu söyleyeyim, 120'nin üzerinde herhalde AK Parti'den aday adayı var. Bunların içerisinde 124. Bunların içerisinde ismi öne çıkan isimler var. Yani geçmiş yıllarda siyasetle uğraşmış, teşkilatların her kademesinde görev yapmış, bu şehirde iş adamlığı yapmış aday adaylarımız var. Yine şunu ben görüyorum ama bilmiyorum bunu nasıl anlatırım. AK Parti İl Başkanı Sayın İbrahim Küçükoğlu'nu daha göreve yeni geldi. Ama AK Parti bu seçimlerde sanki geçtiğimiz seçimlere nazaran biraz daha şanslı. Bu şansını nereden alıyor? İbrahim Küçükoğlu teşkilatçılığı çok iyi biliyor. Yani AK Parti'nin kademelerini çok iyi biliyor. AK Parti kademelerinde nereye, nasıl, ne zaman davranacağını çok iyi biliyor. Teşkilatta kişileri çok iyi tanıyor. Kimlerin AK Partili, kimlerin AKP'li olduğunu da çok iyi biliyor. Bakın bu çok ince bir nüans. Kimlerin AK Partili, kimlerin de AKP'li olduğunu çok iyi biliyor İbrahim Küçükoğlu. Bu çok büyük bir ayrım aslında. Yani çünkü 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cüler kamufle olmaya çalıştılar. İşte 40. 50. 60. Bilmem cemaatlere, bilmem hangi cemaatlere burada kamufle oldular. Kamufle olmaya çalıştılar aslında. Kamufle olmadılar ama olmaya çalıştılar. İşte AK Parti'nin içerisinde AKP'liler var. AK Parti'nin içindeki AKP'liler de her ne kadar da kamufle olmaya çalışsalar da partiye irili ufak bir zarar vermeye çalışsalar da İbrahim Küçükoğlu bunların hepsini çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Kimlerin nerede nasıl yapacağını da nasıl hamle yapacaklarını da çok iyi biliyor. Bu bunların arasında aday yok mu? Var aday da aday değil. Aday adayı mutlaka var. Yani illaki İbrahim Küçükoğlu bu teşkilatçılıktan almış olduğu tecrübeyle oralarda müdahale edeceğine inanıyorum. Ama bir de şu çok garip. Erzurum'daki bu 124 tane aday adayın arasında bakıyorum. Genelde İstanbul'dan, Ankara'dan işte sadece kimliğinde Erzurum yazdığı için Erzurum'a gelen insanlar da var. Bunlar niye gelmişler? Neden gelmişler? Ben bugün özür dilerim. Ben bugün temayı yoklamaya gittim oraya. Büyük bir neşe vardı böyle. Heyecan vardı. %30'u dışarıdan geldi. Değil mi? Yani işte dışarıdan görev yapmış, Erzurum'a gelmiş. Mesela ben Ankara, İstanbul. Bugün bana deseler ki AK Parti'ye bir liste yap. Yani bu liste nasıl olur diye bir liste yapsalar şu anda böyle bir listeye oluşmak çok zor. Yani kim listeye girer, kim listeye girmez. Bunları şu anda konuşmak 124 tane aday arasında
gerçekten çok zor. Çünkü bunların arasında eski milletvekilleri var, bunların arasında eski bürokratlar var, bunların arasında üst düzey bürokratların yaklaşık akrabaları var, arkadaşları, kardeşleri var. Mesela bir Rıdvan Gül ismi var. İşte insanlar belki gözünden kaçırıyorlar bu ismi ama Türkiye'nin bugün itibariyle iddia ediyorum ki en iyi valilerinden birisi olan, üst düzey bürokratlarından olan Gaziantep valisi Sayın Davut Gül'ün kardeşi Rıdvan Gül. Ben de abim kadar çalışkanım deyip ki Rıdvan Gül'ü Horasan bölgesinde herkes tanır. Sadece Ankara'da avukatlık yapmıyor. Ayrıca Horasan'da çiftçilik de yapıyor, hayvancılık yapıyor. Şimdi memleketin terkini ama öyle de birisi var ki Ankara'da avukatlık yapmış, Erzurum arka sokağını bilmiyor. İşte İYİ Parti'nin nazici liste gibi. Tamam, sadece kimliğinde Erzurum yazıyor diye. Hani taş kuşa değmiş milletvekili olmuş, işte aynen öyle. Yani nazicisi biliyorsunuz, kuş gelmiş taşa çarpmış milletvekili olmuş yani. Evet, AK Parti, gerçekten AK Parti'nin listelerini çok merak ediyoruz. AK Parti listelerine kim gelecek? Çok önemli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak bir listeyle mi hareket edecekler? Yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir adayı mı? Belirleyeceği adayı AK Parti listelerinde var mı öyle bir kulis bilgisi? Ya öyle bir kulis, şöyle bir şey var. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakacak. Sende var mı? Kulis bilgisi var. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne baktığımızda bugün itibariyle birçok aday adayı var. Yani bu aday adayları bu kulis bilgilerini almış olsalar zaten içimizden bir tane AK Parti. Yok onları bilmiyorum sen. Yok yani birçok konuşma var. Yani ona bakarsan Millet İttifakı'nda da var. Yani tek listeni gireceğim. İYİ Parti diyor, Erzurum'da ben tek gireceğim. CHP diyor ki ben zaten tek başıma kazanmış gidiyorum. DEVA Partisi diyor ben öyle oldum, ben böyle oldum. Gelecek Partisi diyor ben en fazla oy alacak partiyim. O yüzden AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum'da en fazla sandığı zorlayacak isimler. Erzurum'da en büyük handikap aslında Millet İttifakı'nda. Millet İttifakı listelerini nasıl hazırlayacak? İşte İYİ Parti Erzurum'da sağcı, muhafazakar ve milliyetçi seçmenin oyuna talip olan bir parti. Ama gelir burada Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber bir ortak listeye gidermezse yani çok büyük bir handikap. Sağcı solcuya, solcu sağcıya nasıl böyle verecek? Yani HDP ile beraber hareketten Millet İttifakı'na Erzurum'daki ülkücü, milliyetçi, muhafazakar kesim nasıl böyle verecek? Yani oy vermeye gittiği zaman, sandığa girdiğinde acaba vatandaşını görmeyecek mi? Yani Narmanlı caminin önünden geçtiğimiz ay kaldırılan cenaze töreni olan şehidimizin cenazesi gözlerinin önüne gelmeyecekler mi? Yani çok garip bir durumda karşı karşıyayız. Ben bu seçimlerin biraz şey geçtiğine inanıyorum. Çantada keklik bir seçim değil. Bir kere burası garanti. Çantada keklik bir seçim olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adaylarına bakıyorum. Kimler var aday adaylarında? Serhat Caneş var. Memleket Partisi'nden ayrılmış. Önceden 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olmuş. Ardından geçen süre zarfında Memleket Partisi'ne gelmiş, il başkanlığı yapmış. Hemen akabinde Memleket Partisi'ndeki tüm teşkilatıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş. Burada da adaylıkta birinci sayı istiyor. İl başkanı Suat Gülger biliyorsunuz zaten cebine doldurmuş bir torba mavi boncuk herkese dağıtıyor. Herkese diyor ki sen benim adayımsın. İpek adayınsa tut kolundan götür Ankara'ya. Benim adayım bu. Ben bu adamla kazanırım. Ben buna inanıyorum. Ama Suat Gülger'e baktığımızda Ardahan Milletvekili adayı yeğenim Ahmet'le milletini çekildim. Ardahan Milletvekili adayı dayının oğlu Hüseyin'le bir fotoğraf çekildim. Suat Gülger şu son 3-4 gündür sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla Erzurum'u tamamen gözden çıkarmış. Ardahan Milletvekili adaylarıyla pozlar veriyor. Bu da çok garip ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum'da çok iyi bir aday çıkarması lazım. Birinci sıra. Çok iyi bir aday çıkarması lazım. Bu aday öncelikle Erzurum'un seçmeni hitap edecek. Kürt seçmenimize, Kürt vatandaşlarımıza tabii hitap edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren Alevi vatandaşlarımıza mutlaka hitap edecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir aday çıkarmak zorunda ki Erzurum'da. Yani dediğim gibi hem Erzurum seçmene, hem Kürt vatandaşlarımıza hem de Alevi vatandaşlarımıza hitap edebilecek. Bunların 3'ünü, 4'ünü, 5'ünü bir araya toplayacak ve oy değiştirmeye çalışacak bir adayın olması gerekiyor. Peki bu aday var mı? Kim bu aday? Yani böyle bir aday var mı? Bunu da öyle çıkarmak lazım. Yani Serhat Can değil. Yani Serhat Can iş adayı değil. Rahmi Hoca var mesela. Esnaf Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmuş 3 dönem. Milletvekili olamamış ama bu dönem Milliyetçi Hareket Partisi'ni bırakmış. Genelde aslında siyasi konjektör olarak baktığımızda soldan sağa, sağdan sola oynuyor ki işte. Tabii Rahmi Hoca Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 dönem aday olmuş bir kişi. Yani sol kesim
acaba Rahmi Özkurt ismine kabul verir mi, kabullenir mi? Ya da teşkilat şeması Rahmi Hoca'yla beraber sahaya çıkıp o isterken, hani hatırlarsınız bir önceki seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi aynı hatayı yapmıştı. Naci Turan ismini, Naci Turan da milliyetçi kimliği var. Şenkaya'da bir halk toplantısında şey diyor Naci Hoca. Diyor ki ben ülkücü camiadan geliyorum ama karşıda hiç ülkücü yok. Yani bu şekilde, yani Cumhuriyet Halk Partisi oy alacağı yerler belli. Şenkaya'dan oy alacak, Çat ilçemizden oy alacak, Kınıs ilçemizden oy alacak. Ve şey merkezden oy toplayacak. Sen gider Şenkaya'da ben ülkücüyüm dersen, sen gider Çat'ta ben ülkücü ocaklarında başkanlık yaptım dersen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy değişme şansı sıfıra gider. Yani Rahmi Özkurt ismini, evet çok sevdiğim bir abim, çok değer verdiğim bir isim ama Rahmi Özkurt ismiyle Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ın laf toplar. Bu apaçık bir gerçek. Çünkü yani Rahmi Hoca Şenkaya'lı, yani Şenkaya'nın hepsi oy verirse 85 oy yapıyor, başka kim verecek? Burada 60 bin oya ihtiyaç var. Şimdi Serhat Caneş, Serhat Caneş ismi Memleket Partisi'nde çok güzel atraksiyonlar yaptı, çok güzel çalışmalar yaptı ama 60 bin oy. Yani hele 60 kişiyi ısrar etsene, biri boş verin, 60 kişiyi ısrar etsene gelin, hepsi bize selam versin bakalım oluyor mu? Yani 60 bin oy çok büyük bir adam. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi burada. Ha Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem Kürt vatandaşımıza, Kürt seçmenimize, hem Kürt Erzurum'daki yerel halka, hem Alevi vatandaşa hitap edecek adaylarınızda Cahit Kılıç ismini de hesabına çıkıyor. O da mı? Yani tabii Cahit Kılıç'ı da bu üç seçmende hitap edebilecek kapasitede. Dönüyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum ne kadar başarılı? Bugüne kadar ne kadar başarılı? 22-23 bin bandında bir oy toplamış. O pozisyon ama şimdi o devamlı oyu getirir bir Milliyetçi Hareket Partili bir ülkücü kimliği koyarsan 22 binde kaçırırız. Ha, burada benim korktuğum tek bir şey var. İnşallah da umduğum olmaz. İnşallah ben yanılırım. İnşallah yani bu Aziz Borek Ramazan'ın 3. günün akşamında ben yanılmak için dua ederim inşallah. HDP seçmeni HDP'nin adayına karşı bir tevazu göstermez, bir şey göstermez. Çünkü Erzurum'un HDP'nin çıkaracağı yerde Cumhuriyet Halk Partisi 2 tane çıkarsın. Bundan yanılırım. Yani ama gelelim burada İYİ Parti'ye. İYİ Parti'ye gidelim. İYİ Parti Erzurum'da bence bu sokaktaki yapmış oldukları algıyı sandığa taşıyabilecek. Çünkü mümkün değil. Yani İYİ Parti'yi kiminle konuşursak ikinci milletvekilini aldık. Şu anda üçü zorluyoruz diyor. Ben böyle bir analiz yaptığımda İYİ Parti Erzurum'da biri daha henüz biri garantilemiş gibi görmüyorum. Çünkü niye? Bir kere İYİ Parti'nin kendi içerisinde aday sıkıntısı var. Yani aday kim olacak sıkıntısı var. Şimdi İYİ Parti Erzurum'da Naci Cinisli'yi nereye atacak? Hani geçen hafta programda ne diyor? Dedim ki İYİ Parti tamam. Naci Bey'i bile koydunuz. İkiye Melih mi koydu? Peki dedik ki Zekai Kaya mı olacak dedik. Yıllarca bir Çocuklar Başkanlığı yapmış. İl Başkanlığı yapmış Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Meral Hanım'ın danışmanlığı uzun günlerdir yapıyor. Peki ne yapmışsın? Zekai Kaya bu hafta içerisinde bu programın ardından aday adaylarını açtı. Peki nereye koyacaksınız? Ortak listede 1-2 oldu. 3'ü nereye alacaksınız? O da belli değil. O yüzden şurayı kaçırmamak lazım. İYİ Parti Erzurum'a bir kere kendi içerisindeki kavgalara son vermek zorunda. Yani şu olabilir. Yani biz geçen seçimde İYİ Parti'de işte ne dedik? Doğru'nun başbuğu Yılmaz Durak Erzurum listelerinde olacak dedik. İşte yıllardır milliyetçi tabana hizmet etmiş Cezmi Polat Erzurum'a aday olacak dedik. Fevzi Polat aday olacak dedi. Birçok isim saydık geçen. Ama getirdiler karşımıza bir adam koydular. Naci Cinisi kendisini çok severim. Yani sohbetimiz de çok iyidir ama Naci Cinisi Cumhuriyet Caddesi'nde işte Dadaş namazını da bırakalım. Diyelim hadi git Ulu Cami'nin öğle namazını kıl. Cumhuriyet Caddesi'nde Ulu Cami'nin nerede, yerinin nerede olduğunu bilmem. Şimdi öğrenmiştir. Ya. Ama şimdi öğrenmiştir. Peki ya yarın İYİ Parti Erzurum'a bir Naci Cinisi'ye benzer birini daha gönderirse ne olacak? Bir sene sonra öyle. İşte onun da aslında bir siyasi hikayesi var da. Onun bir siyasi hikayesi var. 5 sene sonra anladılar diye bir hikaye var. Bunu izleyicilerimizin çoğusu böyle burada programda anlatılacak tarzda bir hikaye değil. Ama Google'dan bakarlarsa 5 yıl sonra anladık at, inek, eşek hikayesini dinlerlerse, okurlarsa benim ya da Yaşar Bey'in şu anda ne demek istediğini orada anlarlar. 5 yıl sonra öğrenecek. Tamam 5 yıl sonra öğrenir de iş işten geçer. O yüzden İYİ Parti Erzurum'da sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İYİ Parti Erzurum'da bir milletvekili çıkarırsa öpsün başına koysun. Bakın çok iddia ediyorum bunu. İYİ Parti Erzurum'da bir milletvekili çıkarırsa
öpsün başına konuşsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Suat Gül Genel Başkanlığı'nda bire yakın dahi değil. Çünkü il başkanının kimin yanında olduğu, kiminle beraber olduğu, seçimlerden bir haber. Yani önümüzdeki günlerde Suat Gülger hakkında böyle o kadar çok böyle çıkarılıp böyle sunulacak şey var ki hepsinde mutlaka Cumhur İttifakı tarafları çıkarıp çarşaf çarşaf yayınlayacaklar. Yani bunlara kaçınılmaz bir gerçek. Hani şey diyor ya Yavuz Karaalioğlu iki gün önce yapmış olduğu açıklamada çok güzel bir açıklama yaptı aslında. Diyor ki dün de diyor ki benim bugün söylediklerimi önümüzdeki günlerde teker teker karşısına çıkıp benim bugün ne söylemek istediğimi o gün anlayacaksınız. Ve kazanmak için her şey mübahtır diyor ya. Şimdi kazanmak için her şey mübahtır eğer Cumhur İttifakı tarafları da bunların çarşaf çarşaf nereye varsa yayınlayacak. Başka alternatifi yok bunun. Yani gidip okyanus ötesinden aday adayı getirip Erzurum'a dayatırsanız Fatih Karataş gibi bir ismi. Şimdi bunu da açıklık getireyim böyle okyanus ötesinden. Çok özür dilerim bu Fatih Karataş kim kardeşi ya? Fatih Karataş ismi kim bu adam? Amerika'da yaşayan bir iş adamı, Erzurum'un bir iş adamı. İş adamı olarak kendisinden gurur duyuyor. Evet. İYİ Parti'nin Amerika'nın New Jersey eyaletinin temsilcisi. İYİ Parti. İYİ Parti. Horasan. Horasan'ın kardeşi var, amcasının çocukları var, ailesi var. Ama kendisi Erzurum'da yaşamıyor. Ha. Bir önceki dönem AK Parti Horasan Belediye Başkanı adayı. Aday adayı. Bu seçim İYİ Parti milletvekili aday adayı. Yani bu adam bir tane fotoğraf çekilmiş Amerika'da. Türkiye'ye göndermiş. Türkiye'de amcasının oğulları bunun nerede bir seçim varsa oraya diyorlar ki bizim amcamızın orada da. Burada olsun. Burada olsun. Yani böyle bir seçime gitmenin hiçbir mantığı yok. Şimdi bir de Deva Partisi var. Evet. Yani Deva Partisi de diyor ki İYİ Parti'nin oyu Erzurum ne arıyor ki diyor. Oy bizim oyumuz. CHP'nin oyu ne arıyor diyor. Oy bizim oyumuz. CHP de diyor ki hani nerede diyor. Biz daha sandığa gitmedik diyor. Daha sandığa gitmedik diyor. Yani ben geçen hafta söyledim. Yine söylediğimde beis görmüyorum. Yani CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi. Erzurum'da seçmenin karşısına çıkıp HDP'li bir ittifakla, HDP'li bir ittifakla insanlara nasıl anlatacak? Anlatırken ben burada Vahit Bilgül ağabeyime soruyorum. Yani Vahit Bilgül ağabeyim benim karşıma gelip bana oy vermez diyecek ya. Çünkü biz onunla bir şehit cenazesinde saf tutmuştuk cenaze namazında. O günü çarpma gelmeyecek. Yani Zekai Kaya abime de sorun. Şimdi ne sorayım yani? Yıllarca Ülke Ocakları Başkanlığı yapmış, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı yapmış. Şehit cenazelerinin Ülke Ocağı Başkanı olarak sloganlar atmış. Binlerce kişiyi peşine takmış götürmüş. Zekai Kaya abime Erzurum seçmenin karşısına gelip HDP'yle ittifak yaptık bize oy verin nasıl diyecekler ya? Ya bu çok garip bir olay. Gerçekten çok garip. Çok garip bir şeyle karşı karşıyayız. Çok garip bir seçime doğru gidiyoruz. Burada insanları nasıl kandıracaksınız? İnsanları kandırmak için ne söyleyeceksiniz? Ha şunu diyeceksiniz. Siz de işte AK Parti'de ya da Cumhur İttifakı'da devletin kanalına terör başı, elebaşının kardeşini çıkarmadık. Bakın çıkış yolunun noktaları da bu. Ha buradan kapılar açıp bunlar alkışlayarak almadılar mı şimdi? Bakın arkadaşlar. Bakın abi de bir insanın yanlış yapması diğer bir insanın da yanlış yapma hakkını doğurmaz. Orada yanlış yok ki aslında. Orada devlet, orada bir müzakere... Ya onlar yanlış olarak kabul edebilirler. Yani geçmiş yıllarda HDP AK Parti'ye de oy vermiş olabilir. Vermiş olabilir. Yani AK Parti HDP'yle de görüşmüş olabilir. Olabilir. Şimdi AK Parti ya da A Partisi diyelim ya partisi mi önemli? Bir partinin yetkililerinin yanlış bir şey yapmaları diğer bir partiye de yanlış bir şey yapma hakkını doğurmaz. Yani bu adamlar yanlış yaptı. Size de mi bu hakkı doğdu? Yani birisi bir şey yanlış yaptı diye siz de mi yanlış yapacaksınız? Böyle bir şey yok. Lütfen ben istirham ediyorum. Yani burada şimdi bir de Gelecek Partisi var. İl başkanı belli değil. Zinnur Bey bir zamanlar il başkanıydı. Kayboldu. Ya iddia ediyorum ben burada. Ben bağımsız adaylarımı uyuyayım. Gelecek Partisi'nden çok uyandım. Bak iddia ediyorum ya. Şu Gelecek Partisi denilen partiden bağımsız adayım diye ya. Sevmeyenler oy verirse yeter herhalde o. Sevenlerden vazgeçti. Peki sevmeyenler sırf Ender Yüce Ersun'dan çıksın gitsin 60 diye. 60 bin garanti. Bakın sırf Ender Yüce Ersun'dan çıksın gitsin diye. 60 bin garanti ya. Gelecek Partisi'nden vallahi çok uyandım ya. Allah aşkına ya. Gelecek Partisi'nde Ersun'da il başkanı yok, il teşkilatı yok. Ya Gelecek Partisi'ye parti yok ya.
Siz bunu ittifak almışsınız, Cumhurbaşkanı'na yardımcılığı vermiştiniz. Hadi bir daha sonra milletvekilliği verin. Yapmayın, böyle siyaset olmaz. Yani siyaset bizim yapalım. Çünkü siyasetin seçimin sonuçları şunu doğuracak. Şehrimize gelişmesinde ve kalkınmasında kimlerin nasıl hamle yapacağını gösteririz. Yani sırf seçilmek için seçilip Ankara'ya gitmek bu şehre zarar vermektir. O yüzden benim burada kim kime oy veriyor, kim kime oy verecek bunu tartışmıyorum ama ben bunu açık yüreklilikle her zaman söyledim. Söylemekten de beis görmüyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğuna inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Bakın parti ismi demiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Çünkü ben Cumhurbaşkanı. Ben Cumhursam, biz Cumhursak o da bizim başkanımız. Layıkıyla da görevini yerine getiriyor. Evet. Yedi düvele karşı savaşıyor. Yedi düvelle mücadele eden bir kişi de ben severim. Kim olursa olsun, ismi ne olursa olsun bunlarda hiçbir zaman beis görmüyorum. Evet, siyasette söyleyeceğiniz bir şeyler var mı Yaşar Bey? Şu anda hepsini söyledik. Yani işte dediğim gibi siyaset üzerine bir not düşmek istiyorum. Bugün Milliyetçi İYİ Parti'de Fevzullah. O da adaylarını açıklamış. Fevzi Bey geçen dönem de adaylarını açıklamıştı. Evet. Fevzi Bey bir listede nasıl yer bulacak kendisinde? Yani nasıl yer bulacak bir listede? Yani 6. sırada. Bakın ne diyorum? İYİ Parti Erzurum'da bir milletvekili çıkarırsa ömsün başına koyuyor. Yani 2, 3, 4 bunlar hayal gerisine yüzüyorlar. Biri çıkarırsa öpsün başına koyuyor diyorum. Evet. Siyasetle tamamladık herhalde. Evet, programı bitirelim. Bitirelim mi? Bitirelim. Evet, programımızı burada kapatalım. Haftaya bir başka programda buluşup görüşünceye dek hoşçakalın. Şimdi burada aslında Ender Bey programı kapattı. Programı kapatmak beni... Ben kendi adıma kapattım ya, burada moderatörü size bıraktım zaten. Evet, haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.